Sevgili arkadaşlar, Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hayırlı Ramazanlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da yeni bölümümüzle karşınızdayız ve arkadaşlarımız var. Bugün kimler bizlerle? Berra, Esma ve Zeynep. 3 tane prenses var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel görünüyorsunuz. Evet, sohbetimize Zeynep'le başlayalım mı? Zeynep'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Gel bakalım Zeynep'ciğim. Gel Zeynep'ciğim. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Zeynep? İyiyim. Zeynep'ciğim, takıların çok güzel, elbisen. Gözlerimizi alamıyoruz böyle senden. Ne güzelmiş kolyelerin, bilekliğin. Birisini denizden bulduk. Denizden buldun, ne diyorsun? İşte. Aa. Bunu bulduk. Onu denizde buldun. Bilekliğin de çok güzelmiş. Bu küçük. Bebeklik bilekliğin mi? 3 yaşındaki. 3 yaşındaki bilekliğin. Aa, çok güzel. Diğer bilekliğin? O da biraz daha büyüyünce mi? Hı hı. Aa, çok yakışmış Zeynep sana bunlar. Bu da burada bebekliğim de vardı. O da bebeklik kolyen. Sen bebekkenden evet. Başlamışsın takı takmaya. Evet. Çok güzel. Sana da çok yakışmış. Bayıldım takılarına. Ama şunu görmemiştik. Şimdi denizden babam bulmuştu. Ben evdeydim. Babam bulunca bize getirmişti. Onu sana hediye etti. Evet. Tamam. Zeynep'ciğim kaç yaşındasın? 5. 6'ya girmek üzereyim. 6'ya girmek üzeresin. Daha girmedin. Nasıl bir duygu? Bilmiyorum. Peki neler yapıyorsun? Evde etkinlikler yapıyorum. Mesela nasıl etkinlikler yapıyorsun Zeynep? Makas etkinliği yaptım açık. Bir tane kurutma makinesi yaptım. Kurutma makinesi? Aha. Bir tane hamur şeyi var ya, hamur yoğurma şeyi. Hamur yoğurma makinesi mi? Küçük böyle, onu yaptım. Kağıtta hem de bütün hepsini yaptım. 2 tane bir telefon yaptım kağıtta. Oo Zeynep'ciğim, sen bayağı güzel şeyler yapmışsın. O hamur yoğurma makinesinde ne yapılıyor? Hamur yoğuruyor. Hamur yoğuruyoruz. Başka şeyler de yoğurabiliyoruz. Bazen neydi? Anneannemle şey yapmıştık biz, kurabiye. Anneme yaptık kurabiye. 2 tane kurabiye yaptık, onları bitirdik. Peki sen şimdi kurabiye dedin ya, bir tane var mı kurabiye tarifin? Var. Bir verir misin? Belki ekran başında bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Böyle bir tane kale, bir tane bir şey alalım böyle kale, bir tane şey hani var ya kalıp, ondan alacağız. Biz tamam. Ondan aldık, ondan sonra bastırdık, elimizi böyle yaptık, evde çıkınca bütün hepsini yapınca fırına koyduk, pişince aldık yedik. Yediniz, şekiller verildi, kurabiyede bir kare bir şekil. Şey yaptı. Heh. Bir de Nihan ablam gelmişti 2 sefer. Nihan ablan da yardım mı etti size? Hayır. Seyretti. Yani bizim şey vardı, Murat abimle seni ablala. İkisi de aynı kurabiye yapmışlar bizim. Hmm, bak sen, ikisi de aynı kurabiye yapmış. Hay Allah. Neyse, aynı kurabiyelerden oldu. Evet. Önemli bir değil. Bir de verdiler. Ha, size vermişler, güzel olmuş. Zeynep'ciğim. Bitmedi ama onlar. Ha, yiyorsunuz hala. Bitmeyen kurabiye mi yaptılar? Evet. Aa, ne diyorsun sen? Ben bazılarını yedim. Çok merak ettim o bitmeyen kurabiyeyi. Zeynep. El izleri, el izleri hepsi. Afiyet şifa olsun. Zeynep, Ramazan ayına girdik ya. Peki Ramazan denildiğinde senin aklına neler geliyor? Oruç tutmak. Peki. Bir de şey, zekat yapmak. Zekat vermek, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine zekat ulaştırabiliriz. Zeynep, peki hiç sadaka kumbarası falan var mı? Var. Mesela o kumbaranın biriktiğinde ne yapacaksın? Annem onları saklıyor. Büyüyünce onları ben kullanacağım. Sen kullanacaksın. Evet. On ayak kumbarama doldurduk. Ondan sonra paraları annem bir yere koydu. Ben bilmiyorum. Ondan sonra yine biriktirmeye başladık. Biriktireceksin. Evet. Sadaka kumbarasını ihtiyaç sahiplerine
ulaştırabilirsin. Kendi biriktirdiğin kumbarayla da kendine bir şeyler alabilirsin. Öyle yapacağım. Herkese dağıtacağım. Zeynep'ciğim bugün ne okuyacaksın? Seninle sohbet çok güzel bitmiyor. Bugün ne okuyacaksın Zeynep? Evde mi? Hayır, bugün burada ne okuyacaksın? Ne hazırladın bize? Sübhaneke duası. Hadi başla, mikrofon senin. Sübhaneke Allah, hümme bebi hamdik ve teberrak esmük ve teala ceddük ve celle senaük ve la ilahe gayruk Allahu ekber. Alkışlarımızı yolluyoruz. Çok güzel. Zeynep, büyünce ne olacaksın? Son sorumuzu da cevapla, öyle git. Bütün her şeyi. Bütün her şey olmak istiyorsun. Seni alkışlarla yerine alıyoruz. Hadi geç bakalım. Evet, telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ayşe'cim hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz Ayşe'cim. Kaç yaşındasın? 6'yı bitiriyorum. 6'yı bitiriyorsun, 7'ye gireceksin inşallah. Nereden arıyorsun Ayşe bizi? Antalya Gazi Paşa'dayım. Antalya Gazi Paşa'dasın. Bugün ne hazırladın, ne okuyacaksın? İslam sevgilini. Dinliyoruz Ayşe'cim. İslam sevgi dini, herkes bunu bilmeli. Peygamberimizi tanımalı, ona örnek almalı. Allah'a şükretmeli, çokça dua etmeli. Allah'ın merhameti korur herkese. Çok güzel, alkışlarımızı yolluyoruz Ayşe'cim. Antalya Gazi Paşa'ya sevgilerimizi yolluyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Seni de çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet, Ayşe'ye teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Esma ile sohbetimize devam ediyoruz. Esma'yı alkışlarla çağırıyoruz. Esma'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Esma kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Neler yapıyorsun? Biraz kendini tanıtır mısın? Evet. Mesela neler yapıyor Esma evde veya okulda? Evde televizyon izliyorum. Böyle mikrofona doğru döner misin Esma'cığım? Evet. Televizyon izliyorum, Kur'an okuyorum, sonra anneme yardım ediyorum. Esma, peki Ramazan ayında neler yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Güzel. Güzel davranmalıyız. Kalp kırmamalıyız. Kötü söz konuşmamalıyız. Senin aklına başka neler geliyor? Ayet tutmak. Oruç tutmalıyız. Sen hiç oruç tuttun mu? Evet. Ne kadar sürede tuttun? İkinci yemeğe kadar. İkinci yemeğe kadar. Sabah kahvaltısıyla öğlen vaktine kadar mı? Evet. Peki o orucun adı ne? Tekne orucu. Tekne orucu. Çok güzel. Oruca alıştırmalar. Minik minik. Peki sen Ramazan davulcusu gördün mü? Evet. Peki neden gece? Hayır. Görmedin mi? Gece gördüm ama. Gece gördün mü? Ne yapıyor Ramazan davulcuları? Çalıyor. Davul çalıyorlar. Hı-hı. Davulun sesi. Peki neden gece çalıyorlar? Bilmiyorum. İnsanlar uyansın diye. Değil mi? Sahurun geldiği vakti haber veriyorlar. Ama ben zaten uyanmıştım. Sen zaten uyanmış oluyorsun. Ama ben dışarıdaydım. Dışarıda mıydın? Birisine gitmiştik. Ha, bir sahur yemeğine gittiğinizde dışarıda gördün. Hayır, sahur yemeği. Hay Allah, anlamadım. Nasıl yani? Yani bir yere gittik. Ha, o zaman. Peki sen Kur'an okumayı biliyorum dedin. Evet. Kur'an harflerini sayar mısın bize? E, B, T, F, C, H, H, D, Z, S, Ş, D, L, Y, F, K, L. Bazılarını unuttuk ama olsun. Çoğunluğunu biliyorsun. Peki Esma'cığım, sen önce ne olmak istiyorsun? Veteriner. Veterinerler ne yapar? Hayvanlara bakar. Muayene ederler. Var mı senin peki beslediğin, büyüttüğün kedi veya köpeğin? Hayır. Seviyorsun. Hı. Evet. Peki Esma'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Selam.
Alo. Aleyküm selam. Hatice Kübra. Hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Kaç yaşındasın? Bizler de çok iyiyiz Hatice Kübra'cığım. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bugün ne okuyacaksın bize? Küçük bir gonca sana. Dinliyoruz. Küçük bir goncayım ben. Yeni tanıdım seni. Ne çok görmek isterdim tatlı gülümsemeni. Dilinde gül koktu. Yüzünde bir nur varmış. Yüreğinde sevgiler. Gökte yıldız kadarmış. Alkışlarımızı yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz Bir Çocuk Bir Dünya'yı aradığın için, bu güzelliği paylaştığın için. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet, telefondaki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Berra ile sohbetimize devam ediyoruz. Berra'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Berra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok güzel böyle sakin sakin geldin Berra. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Neler yapıyorsun? Biraz kendini tanıtır mısın Berra? Evde anneme okullar tatilken hep kalktığımda yemeklerde yardım ediyorum. Sonra da gidiyorum evi topluyorum, yatağımı topluyorum. Berra'cığım, Ramazan ayına girdik. Ramazan ayı denildiğinde senin aklına neler geliyor? Zekat vermek, namaz kılmak, Allah'a şükür etmek. Allah'a şükür etmek, çok güzel bir şey söyledin. Peki Allah'a nasıl şükür ederiz? Zekat vererek. Zekat vererek. Namaz kılarak, tesbih çekerek. Tesbih çekerek. Mesela annemize nasıl teşekkür ederiz veya babamıza nasıl teşekkür ederiz Berra? Onlara yardım edersek. Mesela bu elbiseyi kim aldı sana? Annem. Annen bu elbiseyi aldığında ona teşekkür etmen? Ettim ben. Güzel bir davranış değil mi? Evet. Baban mesela bir şey aldığında, eve yemek getirdiğinde veya senin sevdiğin bir yiyeceği alıp getirdiğinde teşekkür ederim babacığım dersin. Evet. Değil mi? Evet. Allah-u Teala'ya da yarattığı bütün güzellikler için teşekkür ederiz. Bu da şükür göstergesidir. Peki Berra'cığım, sen hiç oruç tuttun mu? Tuttum. Peki nasıl bir duygu? Güzel. Güzel, mutlu oldun mu? Oldum. Peki yarım gün, tekne orucu mu tuttun, tam gün mü tuttun? Tam gün, bir gün tuttum ama bir gün, tam. Bir gün tam tuttun. Çok güzel bir şey Berra. Ama artık hep tutuyorum. Hep tutuyorsun. Çok güzel. Aferin sana. Berra, bugün ne hazırladın? Ne okuyacaksın? Sübhane. Dinliyoruz Sübhaneke duasını. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberrak esmik ve teala cettük ve celle senaük ve la ilahe gayrük Allahu Ekber. Çok güzel. Berra'yı alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da Berra, Esma ve Zeynep'i misafir ettik. Güzel sohbet ettik, Ramazan'la ilgili konuştuk. Onların güzel dünyalarına misafir olduk. Hiçbir yere ayrılmayın, oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da renkleri eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Zeynep'i alkışlarla çağırıyorum. Zeynep'ciğim gel bakalım. Şimdi renklerimiz var ve şekillerimiz var. Seninle kırmızı renkteki şekillerimizi eşleştiriyoruz. Üçgenlerle başla bakalım. Evet, ilk üçgenimiz birinci sırada. Evet, güzelce takalım. Bilekliğini de tak, düşmesin. Ve yıldızımızla devam ediyoruz. Kırmızı yıldızımızla. Tamam, şimdi diğer kırmızı üçgenimiz nerede Zeynep? O da ikinci sırada. Evet, onu da eşleştirdik. Zeynep, alkışlarla yerini alıyoruz. Esma ile devam ediyoruz. Esma'cığım gel bakalım. Esma, seninle de dairelerle devam ediyoruz. İki sarı ve bir yeşil dairemiz var. Sarı dairelerle başla bakalım. İlk sarı dairemiz üçüncü sırayla başladı Esma. Diğer sarı dairemiz nerede?
birinci sırada. Güzel. Ve yeşil dairemiz nerede? O da ikinci sırada. Evet, Esma'yı da alkışlarla yerini alıyoruz. Berra'yla devam ediyoruz. Berra'yı alkışlarla buraya çağırıyoruz. Berra'cığım, iki mavi karemiz ve bir turuncu altıgenimiz var. Mavi karelerle başla bakalım. Evet, ilk mavi karemiz birinci sırada. Diğer mavi karemiz ikinci sırada. Ve son turuncu altıgenimiz de üçüncü sırada. Berra'yı da alkışlarla yerini alıyoruz. Nasıl buldunuz bu oyunumuzu? Güzel. Daha önce seyrettiniz mi? Evet. Çok güzel eşleştirdiniz. Bu renkler de ana renkler. Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil. Sizler de çok güzel oynadınız. Alkışlarımızı yolluyoruz. Evet, bir de turuncumuz var. Sevgili arkadaşlar, oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Keyifli dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımıza kitap hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Zeynep, alkışlarla yanıma çağırıyorum. Zeynepciğim, gel bakalım. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Gel şöyle. Ve Esma'yı alkışlarla çağırıyoruz. Esma'cığım, seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Şöyle gelelim yan yana. Berra'yı alkışlarla çağırıyoruz. Berra'cığım, seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.